Aydınlığın sunduğu televizyon gazetesi devam ediyor. Mecbur doğdum kuma serili sert bir döşekte. Hurmaların yüzüne renk düştü ışıkta. Doğduğum gece boğdum nefsimi ilahi beşikte. Allah'ı gördüm, Abdullah'ı görmedim. Amine hayaldedir. 10 yaşımda düştü uykuma Babil ve gök boşluğu. Ne haldedir şimdi Yemen'in yetimleri, açları? 12 yaşımda uzaklardaki Bahira'ya gittim. Ve dinlenmedim bir an bile yoksullara yetişmek için. Bir gecede geçtim Cebel, Endülüs ve Sevilla. Ve dinmedi ağrım. Ne Mekke'de, ne Medine'de. Yürüdükçe arttı beynime yürüyen kan ve kelam ve din. Dingindi çöl, dingindi döl ve dingindi kervan. Safa tepesine çıkıp haykırdım Mekke'nin boş kapısına. Ayağa kalk, ey örtüsüne bürünmüş temiz halk. Aşkın reddinden başka varlık kalmamış burada. Ve dinledim göğün inleyişini, yerin dillenişini. Ayaklarımın altına seyirdi Irak, dudaklarım hararetti. İkra bismi Rabbikum, okudum isyanın ateşiyle. Ağırdır emanetim, çekemezsin. 300 deve yükü kadar. İkra bismi Rabbikum. Okudum ölünün nefesiyle. Dil döndükçe yıkıldı solun. Doldurdu hendeyi külün. İkra bismi Rabbikum. Okudum karıncanın sesini. Okudukça yayıldı kıtaların damarlarına. Okudukça açıldı gözleri uyutulan çocukların. Allah nurdandı, insan çamurdandı, Kabe taştandı. Ama siz altına büründünüz, secde ettiniz uygar putlara. Tanrı'ya teslim olduk dediniz, alçaklara eğildiniz. Salya sümük bezirgene kandınız, yandınız. Onun dostu puştandır, kurusu yaştandır, yüreği haçtandır. Boynunda hurma lifinden bükülmüş bir kement. Amerika'ya kadar gider de Erzurum'a gidemez. Neden? Teksaslı çavuşa güvenir de Mehmetçiğe güvenmez. Birden gürledi Asya'nın en büyük oğlu Muhammed Mehmet. Zalime uşaklık eden zalimden bir esinledi. Evet, televizyon gazetesi devam ediyor. Hüseyin Haydar'a bu güzel şiiri için teşekkür edelim. Elimde bir kitap var. 533 sayfa. Kamer Yayınları'ndan çıkmış. Anlamak için Türkçe Kur'an.
meal. Mustafa Cemil Kılıç hazırlamış. Efendim diyeceksiniz Mustafa Cemil Kılıç kim? Daha önce bu televizyonda birçok programa katıldı. 1975 İstanbul doğumlu. Çok küçükmüşsün Mustafa Cemil Hoca ya. Daha çok gençmişsin. Türkmenlerin emir boyundan Sinop Gerze Kahramaneli Köyü İlkokulu'ndan başlamış eğitimi. Küçükköy İmam Hatip Lisesi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü Sosyoloji ve Sosyal Antropoloji ana bilim dalında tamamlamış eğitimini. 1999 yılında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliğine atanmış. Halen öğretmenlik yapıyor. Bayağı bir sürgün var. Soruşturma var hakkında. 2006 yılında Eğitim İş Sendikası'na katılmış. Halen sendikacılık yapıyor. Sendikada görev ne hocam? İstanbul 4 nolu şube. Eğitim İş'in İstanbul'daki 4 nolu şubede eğitim sekreteri olarak. Bayağı eğitimden gitmiş yani. Evet. Şimdi hocam, sendikacılığı sonra konuşuruz da bu kitap Kur'an'ın Türkçe Kur'an diyelim, meal yani. Hı hı. Ben bayağı bir okudum, kafa yordum. Akıcı bir dil var. Türkçe özenli. Neden yazdınız bunu, neden bu çalışmayı yaptınız, oradan başlayalım. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu programda bu kitabın tanıtımına yer verdiğiniz için hem size hem ulusal kanala. Bizim isteğimiz bu. İnsanlarımız Kur'an'ı doğrudur okusun, güzel bir Türkçeyle okusun, ne yazdığını anlasın. Yani evet. Bizim için, ya benim için bu kitap altın değerinde işin doğrusu. Çok teşekkür ederim, çok sağ olunuz. Türkiye'de 20'den fazla Kur'an meali var Türkçe'ye, Kur'an'ın Türkçe'ye çevirisi var. Bunların tümü belli bir din anlayışının doğrultusunda yapılmış Kur'an çevirileri. Yani egemen din anlayışı doğrultusunda yapılmış. Nasıl olabiliyor? Şimdi yani Türkçe aynı Türkçe, Kur'an aynı Kur'an. Türkçe'ye çeviriyorsunuz ama belli bir din anlayışı doğrultusunda yapılmış oluyor. Nasıl oluyor bu? Şöyle oluyor. Kur'an aynı Kur'an, metin aynı metin ama kişinin mensup olduğu İslami mezhep, cemaat, tarikat neyse o mezhebin, o cemaatin, o tarikatın dini kaygıları, dini endişeleri veya din algısı doğrultusunda bir çeviri yapılıyor. İster istemez o çeviriye, o anlayış, o düşünce yansıyor. Nasıl olabiliyor işte, ben de onu merak ediyorum. Şimdi mesela açalım herhangi bir ayetten, herhangi bir sureden bakalım. Tanrı onların geleceklerini de geçmişlerini de bilir. Kulların bilgisi ise bunu asla kavrayamaz. Bütün yüzler o diri ve yönetici olan Tanrı'ya boyun eğmiştir. Zulüm taşıyan kimse ise gerçekten yok olup gitmiştir. Bakın Türkçe. Hı hı hı. Aynı Türkçeyi evet. Kullanıyor herkes. Yani tabii şunu ifade edeyim. Birebir her ayette mutlaka bu anlayış vardır diyemeyiz. Belli başlı ayetler var ve bu ayetler zaten İslam'daki mezhepleşmelerin, İslam'daki ekolleşmelerin sebebini teşkil eden ayetler arasında yer alıyor. Yani sadece bu ayetlerdir sebep demiyorum. Sebeplerinin en önemlileri arasında yer alır. Kur'an'daki bazı ayetlere bakıştaki farklılık, onları anlamlandırmadaki farklılık, yani Kur'an metnini yorumlamadaki, tefsir etmedeki farklılık. Burada metin yok ki, yorum yok ki. Evet. Yorum var mı? Her Kur'an mealinde o meali yapanın, çevirinin mutlaka bir yorumu vardır. O din algısının etkisi vardır. Onun savunduğu din algısının etkisi mutlaka vardır. Kur'an ayetlerinde insanlar kendi din algıları doğrultusunda bir takım yorumlara ister istemez müracaat ediyorlar. Net bir örnek verelim size. Maide suresi 6. ayeti kerime. O ayette abdestin nasıl alınacağı anlatılır. O ayeti Şii mezhebi ayakların meshedileceği biçiminde anlamlandırırken, algılarken, anlarken Sünni mezheplerse ayakların yıkanması gerektiği şeklinde anlamlandırıyor. Aslında ne yazıyor? Aslı aynı. Yani Arapça metin aynı metin. Fakat orada o Arapça cümleyi nasıl anlamamız lazım diye bir tartışma var. Oradan kaynaklanıyor. Başka bir örnek vereceksek mesela Sünni ulema ile Şii ulema aynı Kur'an ayetine bakıp farklı hükümler çıkarabiliyorlar. İşte Mut'a ayeti mesela bunun gibi. Burada da Sünni ulema Mut'a yoktur derken Şii ulema Mut'a vardır diyor. Bir dakika hocam, Mut'a ne bir kere? Ha, Mut'a ayeti, Mut'a şudur.
belli bir kadınla süreli evlilik, belli bir bedel karşılığı süreli evliliğe. Nasıl oluyor o iş? Yani bir haftalık evlilik, bir aylık evlilik vesaire, iki tarafın bedel karşılığı. Bir bedel karşılığı. Hocam kadını kiralamak olmuyor mu bu? Yani mutabu zaten yani. Fakat bunun şartları var. İşte belli bir takım şartlarla bu zorlaştırılmaya çalışılıyor. Belli bazı toplumsal koşullara bağlanılıyor. İşte savaş vesaire gibi durumlarda erkeklerin sayısının azalması vesaire gibi bir takım izahlarla daha aklileştirilmeye çalışılıyor. Bu uygulamanın Hazreti Peygamber döneminde olduğunu fakat Halife Ömer döneminde yasaklandığını iddia ediyor bazı Şii ulema. Sünni ulema ise böyle bir şeyin olmadığını, bunun nesedildiğini, bir müddet uygulansa da sonradan ortadan kaldırıldığını ve böyle bir şeyin İslam'ın ruhuna uymayacağını iddia ediyor. Yani siz yaptığınız çeviride mutayı ister var edersiniz, kelimelere vereceğiniz anlamlara göre ister yok edersiniz. Siz ne yaptınız? Ben olmadığını söyledim. Yani Sünni ulemanın anlayışını daha doğru gördüm. Ama mesela abdest konusunda da Şii ulemanınkini daha doğru gördüm. Ayakların meshedilmesi gerektiği konusunda bana o daha birebir çeviri mümkün değil mi? Birebir çeviri mümkün değil. Yani hiçbir eser birebir çevrilemez. Yani bırakın Kur'an'ı, hiçbir kitap orijinalinin birebir aynısıdır iddia edemeyiz. Hiçbir edebiyatçı bunu söyleyemez. Aslında haklısınız çünkü meşhur Shakespeare'in Otello oyununu Can Yücel Arap'ın İntikamı diye çevirmiş Türkçe'ye. Evet. Burada şunu da ifade edeyim. Türkiye'de şöyle bir şey var, bir düşünce pompalanıyor. Kur'an öyle bir kitap ki onu birebir çeviremiyorlar bile. Millet de zannediyor ki bu sadece Kur'an'a özgü bir şey. Hayır, bu sadece Kur'an'a özgü bir şey değil. Bütün edebi eserler böyledir. Her eser kendi ana dilinde, orijinalindeki haliyle aslında gerçek kimliğindedir. Çevirisi olduğunda mutlaka bir şeyleri kaybeder veya bir şeyleri ona katar çeviren kişi. İster istemez bu kaçınılmazdır. Arapça bilseniz bir şey fark edecek mi? Hiçbir şey fark etmez. Yani yine o kelimeye, Arapçadaki mutlaka, kelimeye yine tabii, siz anlam vereceksiniz. Tabii anlam verecek. Yani filmi izlemek gibi, ben bir filmi bir gözle izlerim, ona belli bir anlam veririm. Siz başka bir anlam verirsiniz. Evet. Ya da bir tabloyu izlemek gibi. Evet. Burada bir de şuna değinmek lazım. Türkçe'de bütün Kur'an meallerinde şu da var. Türkçe Kur'an çevirisi meali yapan insanların neredeyse tamamı bütün eğitim yaşamları Arapça ile geçmiş, Arap diliyle yoğrulmuş. Bu o denli ileri boyuta varmış ki zaman zaman Türkçe'de bir eksiklik oluşmaya başlamış. Bunu gözlemliyorum. Bu eksikliği nasıl kapatmışlar? Arapçadaki orijinal bir tabiri, kelimeyi, kavramı olduğu gibi Türkçe'ye aktarmışlar. O kelime ve kavramın Türkçe'de karşılığının olmadığını zannetmişler. Yani Türkçeleri zayıf. Böyle olunca da Kur'an meallerindeki pek çok Arapça kelime, kavram, terim olduğu gibi Arapça haliyle Türkçe'ye aktarılmış. Bir de orada şu kaygı var. Bunu çeviremeyiz, tam yansıtamayız kaygısıyla. O halde ne yapalım? Orijinalini olduğu gibi Türkçe'ye aktaralım. Böylece onu Türkçeleştirelim veya Türkçe'yi Arapça kelime ve kavramlarla boğalım sonucu ortaya çıkmış. Bugün Kur'an meallerini açtığında, aldığında halkımız bir okuyor. Yığınla Arapça kelime, kavram, terim var. Zannediyor ki Türkçe Kur'an çevirisi okuyor. Ama okuduğu metin büyük ölçüde Arapça kelime ve kavramlarla dolu. Evet, metin yine Türkçe ama o denli yoğun bir Arapça hakim ki tabiri caizse hani yani ana dili Türkçe olan birinin yabancı bir dilde eğer şeyi yoksa... Hocam daha yoksa, basitleştirelim mi? Fenerbahçe gibi. Peki. Baktığınızda bir Türk takımı ama içinde 6 tane yabancı futbolcu var. Eyvallah. Çok değil güzel mi? Bir örnek oldu. Basit, peki, yalın bir örnek oldu. Şimdi evet, devam edeceğiz. Evet. Devam edeceğiz ama Ankara stüdyosuna bir dönmemiz gerekiyor hemen. Osman Nuri Cerit bize Ankara gündemini aktaracak. Hazır mı Osman Nuri Cerit? Osman günaydın. Ankara'da ne var ne yok hemen alalım senden Ankara gündemini. Günaydın Ali Nebiyar. Ankara'da sıcak bir gelişmeyle güne uyandı. Ankara'daki Osman'ın bu sıcak gelişmeyi gelmiyor, hemen aktarmak istiyorum. ODTÜ'de otoyol projesine karşı çıkan gruba polis müdahale etti. 15 gözaltının olduğu ilk gelen bilgiler arasında ODTÜ'de müdahale yapıldı. Yol projesiyle ilgili olarak bir protesto eylemi devam ediyordu. Orada da çadırlar kurulmuştu. Bu çadırlara sabah polis müdahale etti ve 15 kişiyi gözaltına aldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 zirvesi için Rusya'da burada çalışmaları devam ediyor. Suriye'ye müdahale için ikna turlarına devam ediyor.
bu çalışmaların, bu ikna turlarının Türkiye'ye nasıl yansıyacağı da bugün görülmüş olacak. Ankara kulislerine nasıl yansıyacağını da biz de takip etmiş olacağız. Ankara'da savaşa karşı hayır eylemlerini de her gün artıyor. Dün engelliler sokaktaydı. Savaş istemediklerini, Suriye'ye bir müdahaleye karşı olduklarını duyurdular. Bugün de kadınlar alanlarda olacak. Güven Park'ta saat 11'de çeşitli siyasi partiler ve kitle örgütlerinin kadın kolları savaşa hayır diyecek. CHP'li kadın milletvekilleri de bu savaşa hayır mitingine katılacaklar. Ankaralı kadınlar saat 11'de savaşa hayır demek için Güven Park'ta buluşacak. Biz de bu tüm gelişmeleri izleyerek ulusal kanal izleyicilerine aktarmaya devam edeceğiz. Halil Ebiler. Teşekkürler. Tekrar Mustafa Cemil Kılıç'a dönelim. Hocam bunu yazmakla muradınız ne, derdiniz ne, neden yazdınız bunu? Bunu bir kavrayalım. Birkaç amacım vardı. Sonra bir iki siyasi şey soracağım yine dinle ilgili. Birkaç amacım vardı. Birincisi Kur'an'daki kavram terimlerin tümünü Türkçe karşılayabilecek derinliğe sahiptir. Türk düşüncesi ve Türk dili buna sahiptir. Bunu göstermeye çalıştım. Yani bu kavram ve terimlerin Türkçe'de karşılığı yoktur iddiasının yanlışlığını göstermeye çalıştım. Birincisi buydu. Türk dili ve Türk düşüncesine verdiğim önem. Bir diğeri de şimdiye kadar yapılan bütün Kur'an mealleri demin de ifade ettiğim gibi tekrara düşüyoruz zannedilebilir ama düşmüyoruz. Egemen dini anlayışın kabul ettiği terminolojiyi esas alıyordu. Ve bundan dolayı da Türkiye'deki belli bir dini kesim Kur'an meallerinden yanlış, olumsuz etkileniyordu. Kendi dini anlayışıyla birlikte düşünüldüğünde olumsuz etkiliyordu. Neydi o? Kimdi onlar? Aleviler. Aleviler Kur'an'daki, Kur'an çevirilerindeki, Kur'an meallerindeki bazı kelime ve kavramlardan olumsuz etkileniyorlar. Alevi inancı doğrultusunda düşündüğümüzde. Ne demek istiyorum? Mesela bütün Kur'an çevirilerinde namaz diyor. Oysa Alevi inancında namaz değil cem vardır. Veya namaz ibadetini cemle ifa ederler. Namazı reddetmezler ama namaza yeni bir yorum veya Alevi inancasından düşündüğümüzde daha kadim bir yorum. Hatta öyle diyebiliriz. Kırklar ceminden dolayı diyorum. Yeni bir yaklaşımla bunu ifa etmeye çalışırlar. Bu yok mesela mevcut Kur'an meallerinde. Yani Alevi terminolojisinin hiçbiri Kur'an'da, Kur'an çevirilerinde, Türkçedeki Kur'an çevirilerinin hiçbirinde Alevi terminolojisi yok. Peki ben bu Kur'an'ı sadece Alevi inancı doğrultusunda mı çevirdim? Hayır, onu demek istemiyorum. Öyle bir çeviri olmalı ki bunu Sünni de okumalı, kendi inancı doğrultusunda oradan bir anlam çıkarabilmeli, onu görebilmeli. Alevi de okuduğunda bunu anlamlandırabilmeli, okuduğu metni kendi yorumlayıp kendi inancına, kendi zihninde ve beyninde aktarabilmeli. Yani Kur'an'ın bütünleştirici bir çevirisini yaptım diyorsunuz. Onu iddia ediyorum. Evet. Yani Alevi'nin de, Sünni'nin de, Şii'nin de okuyup yararlanacağı kelime, kavram, terimleri kendi inanç dünyasına aktarabileceği bir çeviri yapmaya çalıştım. Bir amaç da budur. Yani bunları esas alarak bunu yaptım. Burada yeri gelmişken ben size sorayım. Siz bunu okudunuz. Nasıl buldunuz? Siz Türkiye'nin aydınlarından birisiniz. Başka mealleri de okuduğunuzu biliyorum. Kur'an meallerini okuduğunu da biliyorum. Beyefendi onlar burada da programı ben yaparım. Soruları ben sorarım. Nasıl buldunuz diye ben size sorayım. Şimdi bu Kur'an üzerine yeterince konuştuğumuzu zannediyorum. Hazır bir İslam'ı iyi bilen, Müslümanlığı iyi bilen, o kültürü iyi bilen birini bulmuşken sorayım. İslam dininde Haçlı ordularıyla birlikte bir Müslüman devlete, bir Müslüman ahaliye saldırmak, bunu teşvik etmek İslam'a göre caiz midir? Değilse bunun bir karşılığı var mıdır? Bakınız. Bakın hiçbir isim söylemiyorum, hiçbir olay söylemiyorum. Çok genel bir şey söylüyorum. Evet. Şimdi Kur'an'ın bir ayetinde der ki ben Müslümanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Bir başka ayetinde de der ki sizler iki grup birbiriyle çatışırsa, savaşırsa onların arasını adaletle düzeltmeye çalışın. Eğer ki tüm uğraşlarınıza rağmen bir taraf anlaşmaya yanaşmıyorsa bir olup onu cezalandırın der. Hucurat suresinde bir ayet. Müslümanlar için söyler ama. Evet, Müslümanlar için. Müslümanlar bir olun ve onu cezalandırın. Tabii. Müslüman toplumlarda
bunlardan diyelim ki ikisi birbiriyle çatışmaya düştü. Böyle bir durumda siz diyor geri kalanlar ikisini adaletle uzlaştırmaya çalışın. Eğer tüm uğraşlarınıza rağmen iki taraftan birisi anlaşmaya yanaşmıyorsa o zaman birlikte onu cezalandırın diyor. Şimdi burada Müslümanlar arasında çıkacak bir çatışma, anlaşmazlık durumunda bu sorunu Müslümanlar çözmelidir. Müslüman dünyası, İslam dünyası çözmelidir. İslam toplumları çözmelidir. İslam toplumları dışından başka toplumların buna müdahalesi Kur'an'ın ruhuna aykırı. Kur'an bunu reddediyor, bunu kabul etmiyor. Yani net söyleyelim, bugün güncel hadiseleri de temel alarak bunu sorduğunuzu biliyorum. Bugün İslam dünyasında bazı topluluklar birbiriyle çatışıyor. Bu çatışmayı çözmek için İslam olmayan, yani İslam dairesi içerisinde olmayan bir başka devletten, bir başka toplumdan müdahale beklemek, onlardan medet ummak, Kur'an'ın ayetlerini, hükümlerini çiğnemek demektir. İslam'ın hükümlerini çiğnemek demektir. Yani mesela NATO'ya çağrı yapmak, Birleşmiş evet. Milletler'e çağrı yapmak, kesinlikle. Amerika'ya, Fransa'ya, İtalya'ya çağrı yapmak... Kur'an'ın ruhuna aykırıdır. Ruhuna aykırı. Peki, İslam'a aykırıdır. Elde var bir. İkinci soru. Eğer... Hani diyorsunuz ya Müslümanlar arasındaki anlaşmazlığı Müslümanlar çözmeli. Evet. Eğer bir Müslüman kendisine ben Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlarından bir tanesiyim, bu görevi yapıyorum diyorsa, bu kişinin o Müslümanlar arasındaki anlaşmazlığı çözmesi kabul edilir mi? Ben eş başkanıyım, o ifade şunu anlatıyor. Ben birileriyle işbirliği halindeyim. Yani gayrimüslim birileriyle, İslam dünyası dışından birileriyle, zira o projenin mimarının, sahibinin kim olduğunu biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri. Ben onunla işbirliği halindeyim dediği an, Müslüman toplumlara karşı gayrimüslim bir güçle işbirliği, ittifak haline girmiş oluyor ki, yine deminki hususa varıyoruz buradan, yine Kur'an'ın ruhuna aykırı hareket ediyor. Yine İslam'a aykırı hareket ediyor. Yani kafirin maşasıyla, kafirin eliyle Müslümanları terbiye etmeye çalışıyor tabiri caizse. Bu da İslam'ın ruhuna, Kur'an'ın ruhuna aykırı, gayri İslami bir tavır. Yani bir de bunu ifade eden, söyleyen kişi, kurum, müessese her neyse, eğer bir de kendini İslami bir kimse olarak, dindar bir kimse, muhafazakar bir kimse olarak nitelendiriyorsa, burada çok feci bir durum var. O da ayrı bir mesele. O zaman buradan şu mana da ortaya çıkabilir. Acaba münafık mı? Manası da ortaya çıkabilir. Biz kimseyi kastetmiyoruz. Tabii kimseyi kastetmiyoruz. Yani bu ben sadece soru soruyoruz. Genel anlamda bir şey. Yani soru soruyoruz burada. Yani ben cevap vermiyoruz. Büyük Orta Doğu Projesi'nin 3 tane eş başkanı vardı. Mesela İspanyol El Turco da bunu söyleyebilirdi. Bu girişimde bulunabilirdi. Bu anlamda soruyorum ben. Evet. Yani dediğim gibi bu mümkün değil böyle bir şey. Kur'an, böyle bir şeyin Kur'an'dan onay alması, İslam tarihinden, İslam kültüründen, İslam inancından, itikadından onay alması mümkün değil. Gayri İslami bir tavır, gayri İslami bir politika, gayri İslami bir düşünce. Bu kabul edilemez. İslam dünyasındaki bütün problemleri Müslüman toplumlar bir araya gelerek birlikte çözmeliler. Bunu sonuna kadar denemeliler, uğraşmalılar. Ve anlaşmaya yanaşmayan tarafı da İslam dünyasının kendisi bir organizasyon kurarak o tarafı cezalandırmalı eğer cezalandırmak gerekiyorsa. Ama İslam dünyası böyle kurumlardan mahrum maalesef. İslam dünyasında böyle bir kurum mevcut değil. Yani İslam toplumları bir araya gelerek NATO benzeri diyelim tırnak içerisinde veya Birleşmiş Milletler benzeri bir kuruluşa, bir müesseseye sahip değiller. Neden değiller? Hala İslam dünyası birbirlerinin mezhepsel kimliğiyle uğraşıyor. Yani üst İslam kimliğinde buluşamıyorlar hala. Mezhep savaşı, mezhep kavgası içerisindeler. Hala İslam dünyasındaki bazı toplumlar başka bazı toplumları İslam dairesi içerisinde görmemeye çalışıyor. Peki bu mezhep kavgası İslam'ın özüne aykırı değil mi? Cezası yok mu bunun? Evet, şimdi Kur'an'ın ruhunda ve İslam'ın anlayışında şu vardır. Peygamberin sünnetinde de, hadisi şeriflerinde de bu vardır. Kim ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsa o İslam dairesi içerisindedir. Bitti, o kadar. O kadar. Ondan sonra hangi konuda ne düşünüyor, nasıl ibadet ediyor, ayetleri nasıl yorumluyor? Bunlar sonraki meselelerdir. Bunlar onu İslam dairesi dışarısına çıkarmaz. Hiç hangi yorumu söylerse söylesin, hangi yoruma sahip olursa olsun. Diyorsa ki ben Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hazreti Muhammed'in de onun elçisi olduğuna inanıyorum, Kur'an'a da inanıyorum diyorsa o kişi, o toplum,
o devlet her neyse İslam dairesi içerisindedir. Mezhep açısından olaya yaklaşıp sen şu konuda şunu düşünüyorsun, sen bu konuda bunu düşünüyorsun, şöyle yanlış yorumun var diyerek hiçbir toplumu İslam dairesi dışarısına atamaz. Hiçbir düşünce sahibi, hiçbir mezhep önderi, mezhep uleması zaten bu konuda bir ittifak vardır. Şöyle der mesela ulema, ehli kıble tekfir edilemez. Bu genel bir ilkedir. Ehli kıble derken kastedilen şu, Kabe'ye doğru dönüp ibadet eden, Allah'ın varlığına, birliğine iman eden, Hazreti Peygamber'in risaletine, nübüvvetine iman eden, Kur'an'a iman eden bir topluluk, kişi tekfir edilemez. Yani kafir ilan edilemez. İslam dairesi dışında addedilemez. Savaş da açılamaz o zaman. Savaş da açılamaz. Evet. Tabii, kesinlikle. Peki hocam, bir cemaat özellikle son yıllarda eşhedü en la ilahe illallah diyor da Muhammed'in Resulullah dememeye başladı. Evet. Bu neyin nesi bu? Evet, bu dinler arası diyalog dediğimiz bir ve Hristiyan dünyasının başlattığı, aslında papalığın başlattığı bir projedir bu. Buna eklemlenen Müslüman bir topluluk bu tip şeylere müracaat ediyor, bu tip şeylere yöneliyor. Bu yaklaşım, yani Peygamber'in, Hazreti Muhammed'in risaletini kabul etmeme veya önemsememe veya onu es geçme kişiyi imanın dışına taşıyabilir. İmanın dışına atabilir. Demin dedik ki mümin olmanın temel hususiyetleri, özellikleri, gerekleri vardır. Nedir? Dedik Allah'ın birliğine inanacak, bu yetmez. Hazreti Muhammed'in risaletine ve nübüvvetine inanacak. Ve ahirete inanacak, Kur'an'a inanacak. Bunlardan herhangi biri eksikse dinin dışına çıkar. Yani onun tekfiri gerekir o zaman işte. İşte o zaman tekfiri gerekir. O zaman tekfiri gerekir. Ağır bir durum yani. Tabii. O çok zaman tekfiri gerekir. Bakınız kelime-i şehadet. Ya arkadaşlar, böyle hem sohbeti güzel hem ilginç şeyler anlatan konukları bulmayın bana bir daha. 15 dakika konuşacaktık, 25 dakika oldu. Hocam bir toparlar mısınız? Peki. Yani hayır, kesemiyorum. Eyvallah. Öyle ilginç şeyler ki bir de güzel anlatıyorsunuz. Eyvallah. Ama programda gitti yani. Peki. Dinler arası diyalog çalışmaları ilk bakışta iyi niyetli gibi görünse, dünya barışına hizmet eden bir yaklaşım gibi görünse, sırf din temelli bir çalışma olmadığı için, siyasi amaçları olduğu için, büyük emperyal hedefleri olduğu için İslam'dan onay alması mümkün değildir. İtikadi açıdan yaklaştığımızda da İslam'dan onay alması mümkün değildir. Müslümanlık bellidir. Allah'ın birliğine inanacak, Hazreti Muhammed'in risaletine inanacak, Kur'an'a iman edecek. Kur'an'ın bir ayetini bile kabul etmese dinin dışına çıkar. Peygamber'in risaletini kabul etmeyen bir kimsenin bir toplumun Müslüman addedilmesi mümkün değildir. Peki, Kur'an'ın şimdi tümüne inanacak ama inandıktan sonra onların üzerinde istediği yorumu yapabilir. Şimdi başka bir şey. Diyelim bu cemaat dedi ki size, bana, ben diyelim bir cemevinin şeyiyim, dedesiyim. Dedi ki gel kardeşim, arsa arazi benden, ha bu araziye hem cemevini yapalım hem camiyi yapalım, aynı yerde olsunlar. Evet. Kabul etmeli miyim? Evet veya hayır denilebilecek bir soru değil bu aslında, kısa yoldan. Soru bile değil galiba. Yani soru kabul edelim. Şöyle diyelim. Bugün Fethullah Gülen cemaati Türkiye'de kabul etmek gerekir ki neredeyse devlet olmuş bir cemaat. Kadrolaşmış devlette. Büyük ölçüde. Dolayısıyla artık böyle bir kimliğe sahip bir cemaat pek çok bakımdan devletin yapması gereken şeyleri yapar hale geldi veya bu gücü kendinde görür, bu inisiyatifi kendinde görür hale geldi. Ben isterdim ki veya bizim gibi düşünen herkes isterdi ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi eliyle Alevi vatandaşlar için bir cemevi yapabilsin. Çünkü Sünni... Ya suyunu bağlasın, elektriğini versin, yeter hocam, siz ne tabii diyorsun? De, Sünni... Daha doğrusu yıkmasın yeter. Evet, tabii, hatırlayacaksınız mutlaka. Tayyip Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı iken Karacaahmet'i yıkmaya kalkmıştı. Evet, haklısınız. Ama devlet Türkiye'de pek çok cami yaptı kendi eliyle. Mesela bir tanesini net tartışmasız örnek verelim. Ankara Kocatepe Camii bir protokol camidir ve devlet tarafından... Selatin Camii diyorlar onlara, değil mi? Sultanların camileri de Selatin camileri. Kocatepe Camii devlet tarafından yapılmış, her şeyi devlet tarafından karşılanmış bir protokol camidir. İsterdik ki devlet, laik devlet, en azından hala metinlerde laik diye geçiyor anayasasında. Yani uygulamada pek çok aykırı durumlar olsa da. İsterdik ki bu devlet, bizim devletimiz
Tıpkı Kocatepe Camii gibi, onu nasıl kendi yaptıysa, onun gibi bir de sembolik Alevi yurttaşları için bir cemevi yapabilsin. Hatta Hristiyan yurttaşları için bir kilise yapabilsin. Musevi yurttaşları için bir sinagog yapabilsin. Yani bütün din ve inançlara eşit mesafede olsun. Peki şimdi şu sorduğum meseleye gelelim. Evet. Bu konuda ben bunu istisnai bir hüküm olarak telakki ediyorum. Belki bu konu, cemaatin bu uygulaması devleti bir noktaya çekebilir diye umut ediyorum. Normalde teorik olarak ya ilkesel olarak ben karşıyım böyle bir şeye. Ama bunu devletten bekliyoruz diyoruz ama ortada devlet yok. Devletin bütün yükümlülüklerini, görevlerini veya fonksiyonlarını neredeyse bir cemaat üstlendiyse ve cemaat bu noktada devlete bazı kapılar açma imkanına sahipse bundan istifade edilebilir diye düşünüyorum. Ama eğer bu uygulama Alevi'nin cemini, Alevi'nin cemevini asimile etmeyecekse, yozlaştırmayacaksa, deforme etmeyecekse kabul edilebilir. Edecekse eğer elbette ki reddedilir. Yani şunu diyorum. Cem evleri bu yolla minaresiz camiler haline çevrilecekse elbette ki ona karşıyım. Cem ibadeti namazdan daha aşağı bir ibadettir gibi telakki edilecekse elbette karşıyım böyle bir uygulamaya. Cem evindeki dedemiz camideki imamdan daha düşük seviyedir anlayışını dayatacaksa bu uygulama, buna yönelik bir çalışma ise kesinlikle kabul edilemez, reddedilir. Yani bu çalışma, cami, cemevi ve aşevi bir bahçede çalışması, eğer cemevini camiye eklemleyeceksem, Aleviliği de ki sünni, öyle görünüyor. Birçok Alevi derneği öyle evet, yorumluyor. Aleviliği de sünniliğe eklemleyecekse bunu reddederim. Zira ben de bir Aleviyim. Ama şunu görmek, şunu ummak istiyorum. Bu bir eşitliği sağlayacaksa, cami, cemevi eşit, camideki imamla cemevindeki dede hukuki manada eşit, Alevilikle sünnilik bu ülkede eşit, yurttaşlarımız nezdinde eşit, Alevinin ritüelleriyle sünninin ritüelleri eşit, bu eşitliğin sembolik bir ifadesi olarak da eşit bir mekanda, aynı ortamda, eşit büyüklükte, eşit fonksiyonda ortak simgesel bir mekan yaptık demek istiyorlarsa bunu kabul ederim. Ha, bunu deyip de arkasından başka oyunlar çevrilecekse ona karşı da uyanık olmalıdır Alevi toplumu. O oyunlara izin vermemelidir. O ayrı bir şey. Anladım. Orada kendi inancını savunursun. Eyvallah. Peki hocam. Evet sevgili arkadaşlar, anlamak için Türkçe Kur'an meal hazırlayan Mustafa Cemil Kılıç. Kamer yayınlarından çıktı. 533 sayfa üstünde konuştuk. Ben okudum. Gerçekten zorlanmadım. Akıcı bir dil. Bence hoca var diyor. Tabii seçtiğiniz kelime yorumdur. Renk yorumdur, ses yorumdur ama bana oldukça şey geldi. Sade geldi. Bir bakın, tavsiye ederim. Hocam size de çok teşekkür ederim. Zahmet verdik size. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, devam edelim televizyon gazetesine. Evet, Aydınlığın iç sayfalarına bakalım. Fazla vaktimiz kalmadı. İleride geldi. Tabii aynı fikirde olmayan arkadaşlarımız kendi düşüncelerini gönderebilirler. Onları da paylaşırız. Aydınlığın 3. sayfası, Başbakan Taksim direnişinde kullanılan gazın miktarını açıklamaktan korktu. Göstericileri dağıtacak kadar kullanılmış. Başbakan Tayyip Erdoğan, CHP İzmir Başbakan Tayyip Erdoğan, CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın Taksim direnişinde kaç ton gaz kullanıldı sorusuna göstericilerin dağıtılmasına yetecek kadar diye yanıt verdi. Kullanılan gazın kaç ton olduğunu açıklamaktan kaçındı. Gülen Tayyipçilerden tezgah bekliyor. Cemaat ve Erdoğan arasındaki çekişme Fethullah Gülen'in internet sitesinden yaptığı açıklamayla tekrar gündeme geldi. Gülen, Erdoğancılardan cemaat hedefli bir operasyon gelebileceğini duyurdu. Efendim, cemaat yurtlarına ilgi yok. Çapulcular üniversiteyi yeni başlayanlara evlerini açıyor.
İstanbul Üniversitesi Beyazıt yerleşkesindeyiz. Buraya gelen üniversiteliler, velileri ve yurtların masaları cemaatçiler sine kavluyor. Gençlik örgütlerinin masaları ise kalabalık demiş. E demek ki uyandı bizim arkadaşlarımız. Evlerini açmaya başlamışlar. Aferin diyelim. Başka da bir şey demeyelim. Erdoğan'ın geleceği etkilenecek. Financial Times'tan bir yorum. Siyasi ve ekonomik nedenler el vermiyor. Gözler cumartesi günü 2020 olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak kentin seçileceği Buenos Aires'teki toplantıya çevrilirken Avrupa basını İstanbul'un adaylığının ekonomik ve siyasi faktörlerin nedeniyle artık o kadar güçlü görünmediğini savunuyor. İngiliz Financial Times gazetesi Türkiye'nin olimpiyat hedefinin kur derdi ve siyasi karışıklıktan dolayı olumsuz etkilendiğini vurgulayarak Buenos Aires'te verilecek karar Başbakan Tayyip Erdoğan yönetiminin geleceğini de etkileyebilir demiş. Yine bakalım iç sayfalara nedir diye. Ha şu yazıyı okuyalım. Bu yazıyı okuyalım. Çünkü başlayan bir tartışma, başlayan bir analiz diyelim daha doğrusu. Başladık dün okumaya, devamını da okuyalım. Reşat Fuat, Nazım Hikmet, Deniz Gezmiş'te milli gayrimilli saflaşması. İstanbul Barosu Başkanı Doçent Doktor Ümit Kocasakal'ın 27 Ağustos 2013 günlü aydınlıkta AKP'ye karşı iktidar seçeneği üzerine aydınlatıcı bir yazısı yayınlandı. Yazı AKP iktidarının karakterini belirleyerek başlıyordu. Bu siyasi iktidar milli olan her şeye düşman, gayrimilli ve uluslararası sermayenin küresel güçlerin sözcüsü ve taşeronu konumunda bir proje iktidarıdır. Koca Sakal devamla bugünkü saflaşmayı saptıyordu. Artık mücadele milli olanla gayrimilli olan, ulusal olanla küresel olan, yurtseverle emperyalizm taşeronluğunu yapanlar arasındadır ve saflar da buna göre belirlenmektedir. Sınıfsal bakış da bunu gerektirir. Stratejik hedef, Cumhuriyet devrimini tamamlamak, feodal gerici kalıntıları tasfiye etmektir. Bu amaçla milli güçlerin kafasını karıştırmadan tek merkezli bir çekim gücü, bir heyecan ve ruh yaratılmalıdır. Atilla İlhan, Profesör Doktor Korkut Boratav, Muzaffer Erdost, Profesör Doktor Erol Manisalı arkadaşlarımız onları bildiğimizden beri hep bu stratejik konumlanmaya dikkat çekmişlerdir. Bu mevzilenme bireysel değildir. O nedenle yeni de değildir. Bilimsel sosyalist hareketin program ve stratejisi eskiden beri budur. Gelenekten ve hayattan uzak olanlar bulutların üzerinde 19. yüzyıl sosyalistliği oynayabilirler. Ama dünyanın mazlum milletler gerçeğinin üzerinden atlarsanız devrimin dışına düşer, muhalefetçilik oynarsınız. Devrim stratejisi 19. yüzyıldaki gibi burjuvazi proletarya çelişmesi ekseninde değil, emperyalizme karşı vatan savunması eksenindedir. 20. yüzyılın bütün devrimleri istisnasız vatan savunmasında gerçekleşmiştir. Sovyet devrimi de buna dahildir. Ekim ayaklanması 4 yıllık iç savaş, hatta 2. Dünya Savaşı ve kapitalizme geri dönüş süreciyle birlikte ele alırsanız, Sovyet devrimi bir bütün olarak emperyalizme karşı savaş mevzisindedir. Yıkılması da o mevzide olmuştur. Sol-sağ ayrımı herkesin daha kolay anlayacağı gibi çağımız Türkiye'sinde milli gayrimilli saflaşmasında somutlanır. Bu gerçeği Şefik Hüsnüler, Hikmet Kıvılcımlılar, Reşat Fuatlar, Nazım Hikmetler yalnız 1920'ler, 1930'larda değil 1940'larda, 50'lerde ve 60'larda da aynen bu ifadelerle saptadılar. Buna bağlı olarak sağ-sol ayrımına karşı açık tavır aldılar çünkü toplumun önündeki mesele milli bağımsızlıktı. Nazım Hikmet, 1950'li ve 60'lı yıllarda Türkiye'deki saflaşmanın milli olan ile milli olmayan arasında olduğunu sürekli dile getirdi. Türkiye'deki bugün en büyük mesele evimizin bağımsızlığı meselesidir. Kim bizim eve hırsızı sokmuşsa ve kim bizim evde bizi bu hırsıza hizmetçi yapmışsa mürteci olan odur. Kemalizmin prensiplerine düşman olan odur, vatan haini olan odur. Bunların haricinde kalan insanlar, dini kanaatleri ne olursa olsun, vicdani kanaatleri ne olursa olsun, hangi siyasi partiye mensup olurlarsa olsunlar, vatanını seven insanlardır ve bugünün şartları içinde ileri Türk insanlarıdır. Türkiye'nin tarihinin eski şerefiyle devam etmesinden yanaysalar, yani bir Türk haysiyetini ve şerefini taşıyorlarsa, en ileri bugün yapılan terör, şu veya bu kanaate karşı değildir.
şu veya bu sınıfa karşı değildir. Bugün yapılan terör Türk milletine karşıdır. Türk milletini imha etmek için, yok etmek için yapılan terördür. Türk milleti yok olmaz. Binaenaleyh her şeye rağmen Türk milleti yaşayacaktır. Ve biz 2. Milli Bağımsızlık Savaşı'ndan muzaffer çıkacağız. Bu konuşma, Budapeşte Radyosu'ndan yapılan bu konuşmanın metni arada sırada kanalımızda da yayınlanıyor. Yazıya devam edelim. Nazım Hikmet'in millici tavrını hapisten çıkma gayretine bağlayanlar olduğunu duyuyoruz. Yazarlar Sendikası Kongresi kulislerinde bu tür görüşler ileri sürülmüş. Oysa bu konuşma 1954 yılında yurt dışında yapılmıştır. Nazım'ın son nefesine kadar savunduğu strateji budur. Çünkü o partili bir şairdir ve milletin şairidir. Partisi de bölücülüğün kuyruğundaki Emek Partisi ya da fasulyeden Komünist Partisi değildir. Geçen de Aydınlık'ta Türkiye Bilimsel Sosyalist Hareketi'nin 1968 yılındaki önderi Reşat Fuat Baraner'in o zaman çok etkili olan ve bugün de ışık tutan yazısından alıntılar yayınlandı. Reşat Fuat, emperyalizmin ve işbirlikçilerine karşı ilerici demokratik milli bir cephe teşkil edilmesini stratejik görev olarak saptadıktan sonra bu sol-sağ hareketi değil, bir milli hareket olmalıdır. Evet, Deniz Gezmiş'e geliyoruz. Deniz Gezmiş, Eylem Günü Gençliği Birleştirecek formülü Hukuk Fakültesi'nin kara tahtasına şöyle yazmıştı. Sağ sol yok, boykot var. Deniz bunu kuşkusuz kendi kafasından yazmadı. Çünkü o, Reşat Fuat Baraner'in önderlik ettiği işçi sınıfı devrimciliğinin gençlik içindeki önderlerinden biriydi. Rasih Nuri ileri, Serpil Çelenk Güvenç, Oğuzhan Müftüoğlu, Kaya Güvenç, Melih Bektemir, Tuncay Çelen 1968'de bu gerçekler için yaman mücadeleler verdiler. Bugün Türkiye sosyalist devrim aşamasında mı, 1980-90'lardan sonra daha gerilere mi düştü? Bu yanlışlar nereden geliyor? Kuşkusuz öncelikle zamanın ve hayatın dışında bir teori varsayımından. Bununla bağlantılı olarak siyasal iktidar ya da devrim hedefinin dışında veya kenarında bulunmaktan. Türkiye bugün bir ölüm kalım savaşına giriyor. Derinleşen bunalımın getirdiği gündem budur. Emekçi sınıfların da içinde yer alabileceği yönetimlerin olanaklı ve olası olduğu bir sürece girilmiştir. Bu arada devrim ustalığı, işçi sınıfını vatandan ve milletten koparmak değil, milletin önderi kılacak strateji ve siyasetleri üretmektir. Manifesto, proletaryanın ancak milletleşerek ve milletin önderi olarak iktidara geleceğini vurgular. İsterse vurgulamasın, hayatında yattığı budur demiş Doğu Perinçek. Evet, bunları yazmak, aslında bunları tartışmak oldukça önemli. Çünkü özellikle yaşı bugün çok genç olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz 20, 25 hatta 30'a kadar bu tartışmaların çok uzun süre dışında kaldılar. Ve hala Taraf Gazetesi gibi bir takım psikolojik harekat merkezlerini bile sol zannedebiliyorlar. Murat Belge'yi sol zannedebiliyorlar. Ahmet Altan'ı sol zannedebiliyorlar. O yüzden bu tartışmalarda, bu tür analizlerde çok büyük fayda var. Bu yüzden bunu tekrar bir gündeme getireyim dedim. Biraz beceriksizlik yapmış olabilirim okurken. Tam anlayamamış olabilirsiniz. Bunun için Aydınlık Gazetesi'ni alıp Doğu Perinçek'in rota köşesini dün ve bugün altını çize çize bir kez daha okumakta fayda mülahaza ediyorum. Efendim bugünlük bu kadar. Yarın cumartesi değil mi? Hayır, pazartesi sabahı saat 8'de tekrar birlikte olacağız. Pazartesi sabahı saat 8'e kadar lütfen kendinize iyi bakın. Ama sadece pazartesi sabahı saat 8'e kadar değil. Biz kazanıncaya kadar. Hatta işin doğrusu özellikle biz kazandıktan sonra kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Aydınlık Televizyon Gazetesi'ni sundu.